Yumuduk Mutfak'tan tekrar hepinize merhabalar. Bugün bir zeytinyağlı yapacağız. Yaz yemeği yine. Tam mevsimi. Kabak çitmesi yapacağız. Malzemelerimi saymak istiyorum. 4 adet orta boy kabağım var. 2 adet patatesim. Bir maş soğanım. 2 diş sarımsağım var. 3-4 adet domatesim, yeşil biberlerim, taze nanem ve dereotum var. Baharat olaraksa kekik, nane, çok az karabiber, toz kırmızı biber, pul biber ve tuzum var. Birazcık da karışık domates, biber, salça ve tabii ki zeytinyağımız var. Şimdi yapımına birlikte başlıyoruz. Öncelikle kabaklarımı böyle alacalı olacak şekilde, yani birer taraflarını bir alıyorum. Bütün kabaklarımı bir temizliyorum. Yemeğimize adını veren çintmesini hazırlamaya başlıyoruz. Yani şöyle. Böyle ince şeritler halinde kabaklarımı doğrayıp küçük küçük şu şekilde küp küp tavla zarı gibi gibi doğrayacağım. Bütün kabaklarımı böyle küp küp küçük küpler halinde doğradım. Şimdi kabak çok su salan bir sebze olduğu için üzerine böyle biraz tuz serpiyorum. Ve bunu ovup yemeklik malzemelerimi hazırlayana kadar kenara biraz bekleteceğim. Fazla suyunu çıkarması için. Tencereme biraz zeytinyağından alıyorum. Üzerine doğradığım soğanlarımı ilave edip bunları bir pembeleştireceğim. Sarımsaklarımı da tencerenin içerisine alıyorum. Yeşil biberlerimi de kavrulan soğanlarımın üzerine ekleyip kokusu çıkana kadar bunları da biraz soteleyeceğim. Doğradığım domateslerimi tencereme alıp iyice yumuşayana kadar biraz pişireceğim hepsini birlikte. Domateslerim suyunu salıp yumuşadı. Şimdi artık salçamı ilave edebilirim. Salçamı ilave edip salça kokusu çıkana kadar güzelce bir kavuracağım. Salçamı da kavurdum. Şimdi artık tuzundan ayrıştırdığım, yıkadığım kabaklarımı tenceremin içerisine alıyorum. Doğradığım patateslerimi de yemeğime ilave ediyorum. Baharatlarımı da biraz bunları kavurup sarartacağım. Yemeğimin artık suyunu veriyorum. Kaynamış sıcak suyumdan ilave ediyorum. Zeytinyağlılara hiçbir zaman için fazla böyle bıcır bıcır su olmaz. Biraz tavanı saracak kadar su ilave edip kısık ateşte bunu yumuşayıncaya kadar güzelce pişireceğim. Dereotumun ve nanemin bir kısmını yemeğime ekliyorum. Bunlar kokusu içinde çıksın diye ben böyle iki kısım da ekliyorum. Birazını böyle pişerken beraber sebzelerimle tencereme alıyorum. Kabak çetmem gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi kalan dereotumu üzerine alıp karıştırıp demlenmeye yemeğimi bırakacağım. Ben böyle yemeğimi biraz dinlendirdim ve servis tabağıma aldım. Gerçekten çok güzel bir zeytinyağlı yaz yemeği tarifi bıraktım buraya, hafif ve lezzetli. Eğer denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalımda takipte olan, bana yorum atan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Yumuduk Mutfak'ta başka videolarda tekrar birlikte olacağız.